Bülent'in de yeni dikkatini çekmiş. Normalde aslında o kadar ciddiye almazdım ama önümüzdeki dönemde daha çok karşımıza gelecekmiş gibi görünüyor. Bugün birazcık şu gaslighting. Doğru mu telaffuz ettim? Gaslighting. gaslighting. Yes. <laughs> Türkçesi de yok. İşte, evet ne diyeceğiz ona? Hadi Türkçesini Lamba biz bulalım. Tutma. Kısıtlı yer aydınlatması. Kısıtlı yer hakkında bilgi verme gibi bir şeye karşılık geliyor. Kandil tutma falan diyebiliriz aslında. <laughs> Kandil tutma. Fener tutma. Psikoloji hayatımıza daha etkin bir şekilde girmeye başladıkça son 10 yılın içerisinde yepyeni psikolojik terimlerle öğrendiğimiz o kavramlarla ve terimlerle dünyayı tekrar tanımlama, aydınlatma, kendimizi görme, dış dünyayı tekrar tarif etme. Bazı şeylerden ben rahatsızlık duyuyordum kelimelerinin bu bir rahatsızlık değil bu bir hastalıkmış gibi kavramlarını fark etme dönemi yaşıyoruz. Farkındasındır sen de evet yani hep beraber. Kataloglar gittikçe kalınlaşıyor. Kalınlaşıyor, kavramlar kalınlaşıyor. kalınlaşıyor falan. Yani... yalnızlık kelimesi gibi böyle... bayağı işte kamuya yaygın bir kelime bile... bundan 30 sene öncesinde bambaşka bir anlam taşıyorken şimdi bambaşka bir anlam taşıyor artık. Yalnızlık... bir tür hastalık gibi ele alınabilecek seviyeye de geliyor. E bu yeni yeni narsistik kişilik hikayesi en <laughs> son yani artık hepimiz narsistiz. Evet, karikatür bir kavrama kadar da gitti ya da e, gelişiyor. E, yeni yeni dediğim hemen hemen bir yıldır konuşuyor bu gaslighting hikayesi. 3-5 yıldır var. Var mı? Var. Ben son bir yıldır rastlıyorum o zaman. Biraz bunun üzerine konuşalım. Bu kavramların üzerine konuşalım. Çünkü ne kadar çok kavram netlersek... O kadar hayatımız gerçekten başka bir tarafta da genişliyor ya da iyi duruma geliyor. Zehirlenme yaşamadığımız sürece bunu da hala konuşacağız. Farkındalık zehirlenmesi mevzusu, mevzusu üzerine. Nedir gaslighting? Yes Şeyi ne? Mantığı ne? Abi şimdi öncelikle bunun bir mantığını söyleyeyim. Şimdi böyle İngilizce, Latince bir şeye isim verdiğin zaman böyle bir kere bu konuyu bir ciddiye alma miktarımız artıyor. Büyüklerimiz söylemişse vardır bir bildikleri diye düşünüyoruz falan filan ama Gaslighting, bu mansplaining, ghosting falan filan gibi terimlerle hep birlikte çıktı. Bunlar aslında günlük hayatımızda çok karşılaştığımız bazı manipülasyon ya da iletişim suistimali gibi durumlara yeni verilen isimler gibi. Mesela mansplaining bu sürekli erkekler kadınlar şunu demek istedi falan filan diye açıklamasına dair kullanılan işte erkek açıklaması hastalığı dediğimiz bir e, şey. Bu arada bu hastalıktan ben de dahil olmak üzere hepimiz müzdarip bizden. E tabi yani, yani ataerkil dilin otomatik kültürel yani çıktısı. Yani Seda beni bir iki defa uyardığında açık kafayla bakınca harbiden evet öyle ya dürtüyormuşum yani ya da işte böyle parmağımla falan böyle erkeğim ben hani biz bunları biliriz kadın olarak sen bunlara şimdi yeterince hakim değilsindir falan duygusu varmış gerçekten. E var işte ben yani bunlar diyorum ya günlük fenomenler aslında. Fakat yavaş yavaş hani herhalde tuzumuz çok kuru olup da uğraşacak gerçek sorun bulamayınca bunları mı kazıp çıkarıyoruz yoksa gerçekten bunlar artık fark edip de mücadele etmeye karar verdiğimiz şeyler mi? O biraz hani kişilerin bu konuya verdikleri, verdikleri kişisel anlamda değişecek. İşte mesela Ghosting onlardan biriydi yani yokmuş gibi davranmak. işte onu böyle... Bir yerden kaybolmak. ya da şey orada ama selam verse almıyorsun. Laf konuşurken zart diye arasına giriyorsun falan filan. ya yani onu yok sayıyorsun böyle. İşte bu gaslighting de aslında isim olarak gaz lambası tutmak kelimesinden geliyor. Gaslight yani bu arada hakikaten gaz lambası demek. Şimdi nasıl, nasıl karanlık bir ortamda gaz lambasını nereye tutarsan ya da feneri sadece orası gözüküyor ya ve gerçekliğin büyük oranda oradaki veriden beslendiği için o senin gerçekliğin haline geliyor. Şimdi mesela özellikle iletişimde bazı kişilerin yanındakilere diyelim eşlerine, çocuklarına işte ya da çalışanlarına onların sürekli diyelim bazı özelliklerini öne çıkararak onların kendilerine dair, zihin sağlıklarına dair, işlevselliklerine dair şüpheye düşmelerini sağlayan ve işte kendilerini hasta ya da ne bileyim işlevsiz hissetmelerine onları iten bir dizi zihinsel manipülasyonun genel adı. Mesela işte çok sık gözüken bir kadın diyelim kocası sürekli diyor, sen narsistsin, şöylesin, böylesin bilmem ne. Ya bir şey söz o adamdan galiba gerçekten ben narsistim falan demeye başlıyor. Sonra da bundan zevk almaya da başlayabiliyor hatta. Aslında bir zihnin başka bir zihin hakkındaki yorumunu o zihnin kabul etmeye başlamasıyla alakalı ve onun işte bu kısıtlı veriyle manipüle edilmesi. Yani baktığında bugün politikada bunu kullanıyor, rutin ilişkilerimizde bunu kullanıyoruz. Mesela eğitimde çok vardı. Ben yıllarca kendimi zekalı bildim yani. Çünkü bazı hocalarım, benim Gaslighting sayesinde bazı özel var. Matematiğe olarak... yatkın değil. Falan. Ha. Yeah. Her tarafta onu anlatınca senin anan baban da o veriyle beslenince yani bir süre sonra diyorsun ki Lan ben herhalde gerçekten sağlam Hani onun içerisinden çıkabilmek çok büyük zaman alabiliyor. Bazı insanlarda gerçekten bu arada ağır sorunlara sebep olabiliyor. Yani özellikle ikili ilişkilerde böyle çok fazla örnek var. Fakat bu şeyi uyarayım yani bildiğim kadarıyla ben psikolog değilim bu arada ama psikoloji ya da psikiyatri literatürüne girmiş bir hastalık falan tanımı değil bu. Hmm sadece bir manipülasyon tarzı ve bu manipülasyon tarzı e, Yılmaz de, öyle dedi bir şey de, <laughs> tabii, tabii. E, bir, bir, bir psikolojik bir rahatsızlık tanımı değil ama kültürel olarak uyguladığımız birbirimiz üzerindeki etkiye sahip olduğumuz bir manipülasyon tekniği aslında. Ya zaten için. işte böyle in, hep şeyi anlatıyoruz ya insan aslında kendisine dair hiçbir dolaysız bilgiye kolay kolay sahip olamıyor. Yani çok böyle derin meditasyon, tefekkür vasıt alışkanlıkların yoksa kendini hep diğer insanların aynasında görüp oradan doğru kendini bir tanımlama geliştiriyorsun. Seni etraftakiler çok akıllı görüyorsa bir süre sonra çok akıllı olduğuna ikna olup hatta kibre falan girmeye başlıyorsun. Devamlı seni ezikleyen birileri varsa, şey oluyor kendi güvenin zayıflıyor falan. Bu zaten bizim normal iletişimimizde, günlük hayatımızda ayrılmaz bir parçamız. Yani şey yok. Kitaplarda falan da anlatıyorum. Ben diye sabit bir varlık yok. Bizim algımız açısından, kendimize dair şu anki algımız şimdiye kadar yaşadığımız, gördüğümüz, deneyimlediğimiz şeylerin bir toplamı ve diğer insanlara göre beynimizin karşılaştırma yapmasının bir sonucu. O karşılaştırma sonucunda biz bir benlik inşa ediyoruz. Şimdi düşün yani ben senin üç aşağı beş yukarı işte görüştüğün adamları biliyorum, biz görüşüyoruz sıklıkla. Sen mesela bu ortamdan çıksan, hakikaten sana gıcık olan 50 kişi etrafını çevirse, beş sene boyunca onlarla yaşasan bir süre sonra çarpıntı başlar. Tansiyon hastası olursun, işte gerilirsin, kabuslar görmeye başlarsın. Ve kendinden tiksinmeye başlarsın. Bu şeyle falan kolay çözülmüyor. Yani o dediğim gibi kolay bir iş değil. Etraftakiler ne dersen etsin, ben kendi integritemi koruyacağım. Böyle bir dünya yok. O kadar iradeli değiliz hiçbirimiz. O kadar iç dikkatimiz ve ben farkındalığımız yüksek değil. E böyle aslında da geç şey, yiyoruz yani. Hayır, hani senin gibi taşralı bir adam olarak herkes beni sevsin motivasyonu. Cebimde zaten var yani. E, hani ya, evet. o, manipülasyondan manipülasyonlar deli gibi zede görebilirim yani rahatlıkla. Yani düşünün bir ara öyle birkaç küçük kriz de hatta birlikte yaşadık biz seninle. Etraftaki insanların hoşsuzluğu bizim performansımıza nasıl yansıyor. Yani burada işte mesela bu gaslighting denen fenomenin ortaya koyduğu durumları incelediğimizde buradan mesela ben hep şeyi önemserim. Kişisel olarak ben ne sonuç çıkaracağım buradan. Şimdi şu kolay işte sosyal medyada bununla ilgili bir anekdot görüyorsun. İşte Yılmaz Özdil kitap yazıyor bu konuda. Herkes bunu kullanıyor. Sen de mesela diyelim sana guest lighting yaptığını düşündüğün birine laf çakmak için bunu isimsiz olarak sağda solda paylaşıyorsun. Diğer insanları bununla suçluyorsun ama bu sadece işin şeyi yani eğlence kısmı ya da gereksiz bir suistimali. Buraya baktığımda mesela ben guest lighting'i ilk benim gündemime girdiğinde bir iki sene oldu daha ben de çok yeni öğrendim. Ben kendisini diğerleri üzerinden tanıyan bir varlık olarak bunun tek veri kaynağı olarak alındığı bir hayatı yaşarsam acayip böyle göbek bağıyla diğerlerine bağlı gibi yaşamak zorunda kalırım. O yüzden insanın mesela öz farkındalığına ciddi anlamda önceden çalışmasının böyle gaslighting gibi bir su istimale karşı en büyük savunu olduğunu fark ediyorsunuz. Dolayısıyla savaş hazırlık barış zamanında yapılır. Şimdi diyelim öyle bir durum olmasa bile benlik bir şey değil bu demeyip ha bu konuda önlem almaya başlamak şart. Çünkü toplumda yaşıyoruz abi hepimiz. Mesela şu anda bekarlar kendini rahat hissediyor. Yarın bir gün evlenince bu tip ilişkisel sorunlara ne tip hazırlıklar olduğunu görecekler. Ama önceden hazırlık yapsak fena mı? Yani insanın bin bir türlüsü var, her şey olabilir. Bunun içerisinde yani böyle bir tanımı fark eden bir insan olarak ben ne yapabilirim sorusu beni yani en çok ilgilendiren konu. O yüzden mesela gene Sinan Canan içinize dönün dedi diye bir şey olmasın? ek sözlükte falan pek sevmiyorlar bu muhabbeti. Ya e, öyle ya da böyle aşılarımızı çoğaltmadan bu süreçle baş etmek mümkün değil gibi görünüyor. Evet. Aşılamadan bahsettiğini düşünerek söylüyorum. İşte sosyal bağlantısallık tarafından bakıyor olsam benim olduğum yer yine çok benzer bir cümleyi söyleyecek kabile döneminden birdenbire milyonlarca, milyarlarca insan bir araya geldik... kabiledeki güven ortamı artık dışarıda yok. Dışarıda birbirimizle ilişkimiz... çok daha çıplak çıkarlarımıza dayalı Tabii. Ve durumsal. 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 Bravo. Ve o durumsal davranışların içerisinde kişinin işine geliyorsa... artık sosyal o sosyal ağın içerisinde... seni baskı altında bırakıyor, biliyor, manipüle edebiliyor, yönlendirebiliyor. Eskisi gibi bu şeyle alakalı bir durum değil. ...kabilenin içerisinde güvenle alakalı korunur bir durum değil. Ve bunun fotoğrafı olarak karşımıza çıkıyor. ...bence men's Plenik de böyle bir şey. Yani zamanında kadın ve erkek rollerinde erkeğin biliyor... ...ve kadının dış dünyaya ait şeyleri daha az biliyor olması... ...karşılıklı pozisyon alınmış bir roldü. Bu roller evin içine dair şeyleri de kadın bilir, erkek bilmez rolleri de vardı. Tabii işte bir dönemde işlevseldi de hatta. Bunlar. Ha, ya iş, yani karşı bir işimize yarıyordu. Şimdinin kafasıyla okumayalım ama yani o dönemin kendi içerisinde bir işlevi vardı. E ama şimdi biz birey olarak kadın ve erkek olmanın önemi olmadığı bir dünyada birbirinden ayrışınca e birdenbire sen Hüseyin'e canımcım sen bunları bilmezsin ben sana şimdi yukarıdan anlatayım diyemediğin gibi Ayşegül'e de diyemiyorsun. Şimdi yepyeni bir şey oluşuyor bir şeyde. Ama sen eski rolden gelen bilgiyle beraber canım Ayşegül sen bunları bilmezsin şimdi rolün geleği ben bunları bilen, sen de bunları öğrenen konumunda kalır mısın dediğinde çok çirkin bir fotoğraf çıkıyor bu arada. Yani şunu da unutmamak lazım. Mesela mansplaining ya da ghosting ya da gaslighting var zannedip karşısındakinin lafını dinleyememek gibi bir arıza da başladı. Onu da unutmayalım. Tabii yani endişe Her şey şimdi böyle bilgiçlik, işte bilgisizlik, taslama falan filan gibi algılayan. Benim kimsenin lafına ihtiyacım yok. Kafasına girenler de var yani. Bir dönem bir dönem her şey mobbing olduğunu zannetme halimiz vardı Tabii. ya bir şeydi. Şimdi işler istemez. Elimize bir kelime aldık. O kelimenin nerelere uyduğunu kontrol ederek ilerlemeye de Burada çalışıyoruz. Bu bu gaslighting. Bu genelde mobbing dediğimiz şey. Ulan bir de Türkçesi tövbeler olsun. Yıldırma. Mobbing yıldırma onu biliyorum. Tamam. İş yerinde yıldırma. Lightte fener tutma diyelim ona Tamam fener tutma ama pozitif bir şey gibi oldu Biz bence o kelimeden yola çıkmayalım da biz olan olayın kendisinden bir kelime bulmaya çalışalım Evet ne yapıyoruz karşı tarafa karşı tarafa yanıltıcı veriler veriyoruz Evet yani... yanıltıcı kişilik özellikleri yüklüyoruz böyle deyince çok uzun oldu ya, <laughs> evet. yok sen sen bundan ben tanımı oluşturayım Sen de şöyle o kişinin bazı özellikleri var ama başka özellikleri de var Sen sadece o bir takım özellikleri seçip devamlı onların etkilerini ve oluşlarını abartarak o kişiye bundan ibaret olduğunu göstermeye çalışıyor. Aslında en başarılı gaslighting o. Mesela benim bir dönem ağır bu iş yerinde yıldırmaya yani mobbinge maruz kaldığım bir dönem daha önce konuşmuştuk onu burada. o döneme şimdi bakınca en önemli özelliği ben niye yedim o kadar mevzuyu? Ben de olan bir şeyleri o kadar fazla amplifiye edip bana geri bildirdiler ki yani sen busun, sen böylesin, sen zaten anarşistsin, sen işte bilmem düzen tutmaz adamsın bilmem ne. Dedim doğru, doğru yani. Bu sefer onlar sana geçmeye, sana etki etmeye başlıyor. İşte orada kendini biraz daha bütüncül olarak bilebilirsin. gençlik o zaman ne bileyim. O zaman çok kafan belki çalışmıyor böyle şeyler ama bir nevi de sana öğreten de bir sürece dönüşüyor bu. O manipülatif, bu da Türkçe olmadı ki. <laughs> Bana büyüteç bir şeyi gereksiz büyütme falan. Mesela öyle, evet. öyle bir im, yani yani gereksizce bir şeyi çok yakından görmeyi sağlama. Evet. Analoji olarak böyle bir şey canlı. Abartılı bir itme falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, yorumlara, kolay kaçalım, kolay değil, yorumlara, yazın. Yorumlara, yorumlara yazın. Yorumlara şey Yorumlara yazın, bir tanesine <laughs> karar verelim. İlk defa Can Canan'da bunlar kitlendi falan <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> evet, çıkaramadık Yes <laughs> için. <laughs> Ama sonuçta isim ne olursa olsun sizin havanız güzel olsun efendim. Yani <laughs> Konu zaten belli. Yani bütün o hikayelerin içerisinde gerçekten bunun olup olmadığını bilmek, yani isim kondu diye her şey o demek değil, onu bir fark etmek lazım. Gerçekten gaslighting olan bir şey de bir durum da olabilir. Sen onu gaslighting sanıyor da olabilirsin. Ama gerçekten o insanın belli kusurlarının abartılması bir insanın manipüle edilmesinde çok ciddi etkili. Mesela bizim ülkemiz gibi yerlerde, geçmişinde otoriter yönetimlerden gelmiş yerlerde, Höt deyince oturmayı öğrenmiş toplumlar da bu çok fazla. O toplumun çeşitli negatif özellikleri. Bunlardan bir tanesi Deniz ülkü Hoca'nın söylediği seçilmiş travmalar mesela. Sürekli bize onu ettiler, bize bunu ettiler, böyle yaptılar, alçak düşmanlar, pis hainler diye 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 sanıyorsun ki sen dört tarafı düşmanlarla çevrili bir kara parçasında yaşamak zorunda kalan bir türsün yani. Halbuki konu ondan ibaret değildir ama orayı sen yerlersen birlik beraberliği arttırıyorsun. Ürkek ve emre itaat eden, her an bir harekette coşabilen bir güruh elde ediyorsun mesela. Bu da bir nevi gaslighting. Ama bunun negatif yan etkisi olarak mesela o güruh hiçbir zaman komplike hareketlerde bulunamaz yes, duruma geliyor. Aynen öyle. Sadece buradan buraya gidiyor falan. Mesela yani, bazı bir türlü... ülkeler var <laughs> evlerden olarak. Sadece bir büyük felaket, deprem falan olunca bir araya gelebiliyorlar. İrlanda'da öyle oluyor. İrlanda biliyorlar. evet. Onun dışında <laughs> hep böyle birbirlerini <laughs> yiyorlar. Çok şükür bizim ülkemiz öyle bir yer değil. <laughs> Hamdolsun. İrlanda'da. Bu bir bütün olarak kendini fark etmeni engelleyen bir manipülasyon. Bunu bildikten sonra ey Türk gençliği birinci vazifen kendini bütün olarak bilmektire bağlayacağız. <laughs> yani o mesela işte o gençlik döneminde olan hikayede bana sorsan sen böyle misin öyleyim ama bir de şöyleyim diye de anlatabilirim. Yani biliş düzeyinde biliyorum aslında başka özelliklerim de olduğunu. Fakat etrafımda Yeterli sayıda ve otoriteye sahip insan, hani büyükler, öyle bakıyor ve öyle görüyor ve beni öyle dillendiriyor diye kendinin çok çabuk öyle olduğuna ikna alıyorsun. Aynı zamanda bizim bu koştuk eğitimimizde falan da çok geçen transaksiyonel analiz diye bir model var. Mesela oradaki iletişim düzeyleri işte erişkin, normal bizim günlük şu seninle yaptığımız hmm. iletişim modeli. Bir ebeveyn modeli var üstten üstten konuşan bir de çocuk modeli var aşağıdan biri dinleyen model bizim genellikle erişkin düzeyinde iletişimde kalamamamızla ilgili. Mesela genellikle ilişkilerde ister bu ast üst ilişkisi, ister karı koca ilişkisi, ister ebeveyn çocuk ilişkisi olsun. Birisi yukarıda, birisi aşağıda konumlanıyor. Dolayısıyla yukarıdan konuşan ya buyurgan ya sürekli koruyucu bilmem ne bir modda ya, tanımlayıcı, de eleştirici. Evet. Aşağıdaki ya böyle kabul edici, itaat edici ya da isyan edici falan bir tip oluyor. Dolayısıyla bizim, bu bizim hikayemiz. Yani etrafımızda her gün gördüğümüz şey. Bizim siyasiler niye het, het konuşuyor? E biz çünkü çocuk moduna çok kolay geçiyoruz. Ama ne falan şey dedi yani muhalefet falan da öyledir. Karşı tarafta olsam bile çocuk gibi şey yaparsın, itiraz edersin. Onun belirlediği gündemi tartışırsın mesela. O yüzden bu ülkede siyaset harika bir şey bence. Yapmak lazım yani. işi olmayan siyaset yapsın. Bile. Öyle bir yer. Çünkü mekanizması çok kolay. Sen tepeden böyle lök diye olay yaratıcı bir şey söyle. Karşı tarafın nazarına sadece dünyanın küçük bir kısmını ver onunla boğuşsun dursun. Kedinin önüne atılan yumak gibi. Gaslighting böyle bir şey aslında. Ve bizim bireysel hayatımızda hemen hemen her zaman karşılaşabildiğimiz bir şey sen ben. Bu aralar bundan bence nasıl sakınabiliyoruz? Etrafımız çeşitli, hayatımız meşgul ve dolu. ve Dolayısıyla bunun içerisinde böyle bir şeye zaten meydan olmuyor. Yaptığımız şeyle kendimizi tanıyabilmek gibi bir lüksün içerisindeyiz. Bu arada bence çok anahtar kelimelerden bir tanesi o şu çeşit çeşitlilik mevzusu. Tabii. Yani evet bir kişiye mecbur ya da çok küçük bir gruba mecbur olduğun ilişkiler kuruyor olsan o sıfatlar baskıcı olabilir ama katman katman sen de, de öyle ben de, de öyle Aynen. çok çeşitli sosyal katmanlarla bir aradayız. Bir kişinin baskısının bir anlamı yok. Bir şey daha altını çizmek istiyorum. Aslında bilimsel düşünme şu kategorik ayrımlar yapabilme sınıflara ayırma, biçimlere ayırma. Benim de zihnim buna çok yatkındır. Evet, ben, oldukça. Böyle İyi ki akademisyen olmamışsın. <laughs> evet. Bu aslında bir bilimsel bir metodoloji yaklaşırken. Fark ettiğim şey uzaktan sosyolojik temelde bakıyorken insanlarla alakalı konuda tutarlı. Bilimde ya da dış dünyaya bakıyorken zaten tutarlı. Buralarda bir problem yok. Ama senin yakınındaki bireye bakarken kategorik bir tanımlama zinciri kullanıyor olma. Bu kategorik zincirleme astroloji ya da enegram gibi konu başlıkları da olabilir kategorik tanımlama. İnsanla alakalı kendine bakarken avantaj, dışarıdaki birilerini kategorik alanlara alırken de çok yüksek dezavantaj çok getiriyor. Yüksek. Aslında bu konu... Sen şu... de en parlak bulduğum fikirlerden biri her zaman bu. Yani bu bilgilerin nereye yönelik kullanılması gerektiği bize pek söylenen bir şey değil. Bence önemli, senin bu farkındalığını ben önemli buluyorum ve katılıyorum yani altına imza atarım. Gerçekten öyle. Evet yani burada... E, e, ...gaslighting alakalı konuşuyorken konuştuğumuz şeyin içinde de... hani buna kendimize nasıl koruyacağız, nasıl yapacağız hikayesinde... ya da bir başkasına yapmaktan kendimizi nasıl alıkoyacağız, İlla onu kötü de yapmayalım, biz de yapıyor olabiliriz bunu... ...farkında olmadan. Yani ben sana yapayım. Abi senin çok kolay sıkılıyorsun. Al sana bunu hani baskı halinde kullansam bu bir metoda dönüşebilir ya da biçime dön Sen de bana eminim bununla alakalı o bin tane takıntılı bir şey söylersin. Bunlar senin de tespit ettiğin gibi bir kısım doğru da olabilir. Sorun bu doğrunun beni tanımlayan bir doğru olmaması. Yani beni bir kategorik alan içerisinde alabilecek bir doğru değil. Bu sadece fark edebileceğim bir seçenek ya da üzerine okuma yapabileceğim bir seçenek. İnsan insana bakarken karşı tarafa bak, baktığımız yerde e, kategorik sınıflandırma kullanmamaya çalışmak. Hep bunun şakasını yapıyorum. 1990'lardan önce yazılmış romanlarla 1990'lardan sonra yazılmış romanların tadı bile birbirinden farklı. Çünkü 90'dan öncesinde unik olarak insan değerli bir şey. Gerçekten bir Dostoyevski eline aldığında, bir Tolstoy eline aldığında, oradaki romana baktığında tek bir insan, statüsü, konumu, pozisyonu her ne olursa olsun insan damak tadı bırakan, insan ilişkisi damak tadı bırakan bir şeyi var. Jean Valjean. <laughs> Ama işletmeci bir zihniyle 1990'dan sonrasındaki döneme baktığında tek bir insanın önemi yok. Senden Türkiye'de kaç tane bilim adamı var hocam 50 yaşlarında profesör o senden canımın içi kaç tane... ...reklamcı marka danışmanı var Türkiye'de dünyada o falan dediğin bir binlerin bir yürü, yüz binlerin içerisinde... Yürü, evet evet e, sıradanlaştırması sürü sıradanlaştırması hikayesi. O yüzden kategorik davranmadığımız sürece bir başkasına herkes tek başına herkes tek o kendine göre özellikleriyle özel ve biçimli zihnini anahtar kelime olarak aklımıza tutarsak bir başkasına yapmayı da engellermiş gibi. E Tabii şey ya zaten. Zihin kısa yola, bizim zihin kısa yollarla çalışıyor. Bu da onlardan biri. Daha önce hep dedik ya en çok yanıldığın kişiler yakınındaki kişiler. Onlarla ilgili bir sürü kabulün var. Bu da yani. çok doğru bir cümledir. Bu arada Mustafa gerçekten. böyle dersin. Yani Mustafa ağzıyla koş tutsa böyle ota dışarıda kalmış olur ya da ne bileyim mağazada kuşu kaçırdı. O hep tutardı da bu sefer bir kaza oldu kaçırdı. Yani o realist bakamazsın yanındakine. E, bu zaten aşmamız gereken yani kendimizi daha iyi bir şey yapacaksak işte okulda aldığımız dersler gibi hayattan almamız gereken ders de o zihinsel kestirmeleri fark edip onların yerine daha doğru bakış açıları koymak. E, kolay değil işte mesela benim oğlumla ilgili bazı fikirlerim var. E, oturup konuştuğumda bazen kendimi zorluyorum. Bu herifi gerçekten hiç bilmiyor olsam şu anda anlattığın şey bana nasıl gelirdi? Mesela bu kolay bir şey değil gerçekten. Bizim olan ya daha ne yani falan filan diye işte bu böyledir diye kafanda bir yargı var ama yeni biriyle tanıştığın zaman hemen şeyler açılıyor, şalterler açılıyor. Şeyi çok şimdi biraz önce astroloji enagram dedin. Ben de bu işi böyle sağda solda biraz konuştuğum için birçok insan bana tanıştı burcumu soruyor mesela. Şimdi diyor ki koç, yükseleniniz biliyor musunuz? Evet o da koç. Aa başka bir de ay burcum da aslan falan diyorum. Yapma ya falan oluyorlar şimdi üç tane kelimeyle kafasında öyle bir şey koyuyor ki lan o senin için değil ki o benim için eğer bir bilgi kıymeti varsa bu işin ben oraya bakacağım diyeceğim ki ha bu böyle bir şey söylüyor belki de buna dikkat etmem lazım ama sen ana koç koç aslan geldi sıçtık mı şimdi cayır cayır yanıyordur hiçbir şey de yapılmaz bunda falan diye koydun bitti dünyayı kapattın zaten kendine çünkü o karşı taraftaki insanın bir alem olduğunu sana unutturan, belki bir ömür harcasan çözemeyeceğin bir mekanizma olmasına rağmen iki dakikada tanışabileceğin sanrısını sen de uyandıran zihinsel kısa yolun konforunu terk etmiş olacaksın. Ve bunu da işte çoğumuz yapamadığımız için belki günlük hayatın her anında yapamazsın ama hakikaten dikkate değer e, hakikaten ömrün için önemli zamanlarda, mesela işinde, mesela ailende, mesela en yakın ikili ilişkilerinde, yani bunu hakikaten dikkat etmekte fayda var. Bu arada Şimdi sen biraz önce anlatırken aklıma geldi uçmasın diye. Literatürde görmedim. Bahseden illaki vardır böyle bir şey ama pozitif gaslighting diye de bir şey var. Yalaka etkisi. <laughs> Tabii dalkavuk <laughs> efekt. Ver gazı ver gazı. Büyüksün padişahım sen çok yaşa falan. <laughs> Bu, arada karşı taraf yalakalık yapıldığını bilse bile işe yarıyormuş biliyor musun? <laughs> Abi hangi biz masajı sevmiyoruz ya? Bu da şey ego masajı yani. Gelip mıncır, mıncır. Gerçekten işe yarıyormuş. Bu çok tuhaf gelmişti yani yalakalık yaptığını bilse, fark etse bile buna rağmen pozitif bir etki olarak işe yarıyor. Ulan hem dediği gibiyim hem de yalakalığı fark ediyorum. <laughs> Muhteşem bir insanım ben falan filan. Be. Katman üstüne katman, krem döle krem. Abi çok ağır manipülasyona uğrayabilir varlıklarız eğer kendimizi bilmiyorsak. Yani bütün bu hikayelerin bence anlatması gereken şey bu. Fakat dediğim gibi bu tüketim toplumunda hızlı isimlendirme ve hızlı fark etme olayı bizde ciddi bir anlama problemi ve nasıl diyelim hayata geçirme problemi yaratıyor. Ya yani bu verinin benim için anlamı ne? Aa yok gerek yok. Gaslighting'i duydun ya? Bizimki bana yapıyor. Alt gaslighting. Pis herif bana gaslighting yapıyor. Pis kadın böyle yapıyor. Ya yani bu işin en kolay, en alt düzey kısmı. Her şey, her insan, her olay, her fenomen, her oluş her kavram önce bize bir şey söylüyor. Onu fark etmediğimiz sürece adam olamayacağız. Bak adam dedim. Seksist bir yaklaşım. <laughs> Mensup olamayacağız. <laughs> Bu arada adam kelimesi bizim literatürümüzde gerçekten insan için kullanılır. Hatta Kur'an'daki Adem'in bile cinsiyetsiz bir ifade olduğunu söyleyen çok yorumcu vardır. İnsanlığı sembolize ettiği için. O yüzden bizde adam Adem olmak oldu, terimi mi? zannedildiği gibi erkeklere özgü bir şey değil. İnsanın insan olmasına gönderme yapan bir şeydi ama anlam kayınca biz de insan olmak diyoruz, ne yapalım artık? E, dış dünyanın pozitif etkisi de olsa, sonuçta bir insan dünyayı değiştirebiliyorsa, hani bunu biliyoruz, bir insan dünyayı değiştirebiliyor etkisi var. Evet. Hiçbir zaman, hiçbirimiz, hiçbir gerekçeyle dış dünyada her ne olursa olsun sürülerin parçası olmadığımızı, olamayacağımızı bunun üzerinden görmek ya da ayırt etmek gerekiyor. Aslında biz farkında olmadan çok iç içe, Dijital ağlar, yapılar, kentler, aynı binaların içerisinde binlerce kişi yaşamanın kalabalıklığıyla... kendimizi sıradanlaştırıyoruz. Bu kavramlara ihtiyaç duymamızın zemininde o varmış gibi görünüyor. Halbuki hepimiz, her karşılaştığımız insan... bir sokakta yüzlercesiyle karşılaşıyor olabiliriz ama... hepsi birer ayrı... derinlik, zenginlik ya da bir biçime sahip, hikayeye sahip, öyküye sahip... ama bizim kafamız o kadar çoğuyla karşılaştığı için hepsini ortalamak istiyor. Hepsini belli bir vasatta sadece giydiği ayakkabıyla ya da genel görüntüsüyle bir standarda oturtmak istiyor. Bunun yanılgısı galiba bu. Ben şu, bunu... senin, şu senin son tirada 30 sene önce duysaydım. Evet adam haklı. Ben de Asi olacağım falan diye o <laughs> Selçuk Erdem'in hepsi sırayla Asi olan koyunların arasına ya bir de böyle bir şey var. Evet ben tekim deyip hiçbir kutsal, kadim, akıllıca olan şeyi dikkate almayıp kendi kafasına ve isteğine göre yaşamayı şiar edinmiş... bir asiler sürüsü var ki o da ayrı bir tehlike... Bunu, bunu, sen, bunu sen tarif etmişler ama yani... bir asi olarak rock konserine gidip sonra... işte aynı zincir ve aynı asi kıyafetten binlerce kişi ya da yüzlerce kişi bir araya koyunca... bu değil Asi anladın diye mi Bu Hatırlıyorum onu tarif aynen, ya, zaman. Ama hayat hep böyle işte bir yerden kaçacağım derken öbür tarafa... Abi insan olmak çok zor. <laughs> bir taraftan çok kolay, bir taraftan çok zor. İşte Bütün bu ezberleri bırakmakla alakalı. Gaslighting de bu ezberler üzerine çalışıyor. Mansplaining de oradan çalışıyor. Ghosting de oradan çalışıyor. İşte bilmem ne manipülasyonu adına ne dersen de siyasi manipülasyonlar, ideolojik manipülasyonlar, e, manevi, dinsel manipülasyonlar hepsi bunun üzerinden çalışıyor. Bak hadi kapatırken ağır bir şey söyleyeyim. Bütün yaygın dini anlatılara bak. İnsanın kötülüğü üzerine kurgulanmıştır. Gaslighting'in babası burada. Diyor ki çok kötüsün. O kadar kötüsün ki kurtulman için yani çok zor ama bakacağız. Yani bu anlatılar e, orijinal ilahi kökenli olduğu iddia edilen metinlerin kendisinde böyle değil. Orada böyle sinir, öfke öyle bir şey yok. Biz yorumladığımız zaman, insan bunu yorumladığı zaman olay bir gaslighting fenomenine dönüşüyor. O yüzden onlara bile bakarken <laughs> o kadar da değil arkadaş. Yani sonuçta Allah insanı yaratırken bizim anlatıda var ya melekler arıza yapınca demiş ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Onlarda başka bir şey var. Ya Bizim başka bir tarafımız daha da var. İlk günah falan ben yemem abi. Yok öyle bir durum. Ee, başka bir o hikaye var. O zaman videonun oynayalım. adını... Gaslighting'in gizli kökenleri. <laughs> koyalım hmm. Ediyorsan. Ters üçgen koy bir tane. Ters, ters. üçgen koy. <laughs> Hocam çok teşekkür ederim. Eyvallah. Güzel, güzel bir başlangıç oldu. Bu daha evrimleşecek bir hikaye. Evet. Bol bol ya ama Türkçesi de bulsak çok iyi olur ya gerçekten. Ya arkadaşlar valla bir yazsınız şey aşağı. Içerisinde. Bir Türk dili edebiyatı bir arkadaşım vardır böyle edebiyatı bizden iyi. Kaldık Gaslighting'in içinde valla <laughs> öyle. <gülüyor>